Evet arkadaşlar, Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir soru hazırladım arkadaşlar. Çözelim bunu. Öncelikle arkadaşlar sorumuzu okuyalım. Diyor ki arkadaşlar, bakın, marangoz ustası olan Ali Bey, marangozhanede ahşap rende ile, bakın arkadaşlar, ahşap rende ile tahta şekillendirmesi yapmaktadır. Rendeye uygulanan kuvvet 40 Newton olduğuna göre ve Ali Bey rendeye 37 derecelik bir açıyla kuvvet uygulanması gerektiğini biliyor diyor arkadaşlar. Ve bu ahşap şekillendirme işlemini bu şekilde yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre diyor, Ali Bey'in fiziksel anlamda yaptığı iş kaç jüldür diye soru sormuş. Ve demiş ki, bakın burada bir bilgi var. Ali Bey'in kol uzunluğu 50 cm'dir demiş. Yani bu aslında bize neyi ifade ediyor? Bunları bir açıklayalım. Şimdi her şeyden önce bakın arkadaşlar, ahşap rende dediğimiz şey eskilerde kullanılan bir metal, yani bir cihaz gibi bir şey arkadaşlar. Ama öyle hani bir elektronik bir şey değil. Normal tahtadan bir şey. Şu şekilde bir şey var arkadaşlar. Ucu bu şekilde sivri gibi böyle bir şey var arkadaşlar. Şu şekilde iterek, bu şekilde işte sürterek, işte tahtadan herhangi bir parça kaldırıyorsunuz, talaş kaldırıyorsunuz ve bu şekilde istediğiniz şekli veriyorsunuz diyebiliriz. Aslında biraz da zımparalama gibi olayı da bir şey arkadaşlar. Hani şimdiki şöyle düşünebilirsiniz. Yani CNC makinelerde veya torna tezgahındaki makinelerden, demir metalden bir parça talaş kaldırarak onu şekillendirmenin tahtasal versiyonu ve çok ilkel bir alet arkadaşlar. Hani hiçbir elektronik bir şey yok. Tamamen insan gücüyle çalışan bir alet. Hatta arkadaşlar şu an evet arkadaşlar, rende dediğimiz şey bu tarz bir şey. Özellikle ahşap rendesi bu tarz bir şey arkadaşlar. Şimdi o zaman bakalım. Bakın biz bir sorumuza odaklanalım. Diyor ki bize 40 Newton'luk kuvvet uygulayabiliyormuş. Ve diyor ki arkadaşlar, Ali Bey rendeye 37 derecelik bir kuvvet uygulayarak aslında bu işlemin yapılması gerektiğini biliyormuş. Yani bu adam bu işin ustası. Hani dümdüz uygulayamazsın. Biraz aşağı doğru ittirmen lazım ki hani talaşı da biraz kaldırsın yani metalden. Yoksa dümdüz kendi kendine sürünür gelir. Hiçbir işe yaramaz. Bunu biliyor bu adam demek ki. Ve bu derecenin en iyi 37 olduğunu biliyor diyor. O zaman arkadaşlar biz bakın dediğimiz gibi her şeyden önce şunu yapacağız. Diyeceğiz ki hocam, biz ne olursa olsun fiziksel manada bir şey yapıyorsak bir serbest cisim diyagramı çizmek durumundayız. Ki böylelikle kuvveti görelim, yer değiştirmeyi görelim, aldığımız yolu görelim. Buna göre hesabımız daha kolay olsun. Ben artık rendeyi şu şekilde, bakın arkadaşlar, şöyle bir şeydir rende. Gördünüz zaten şurada şöyle bıçağı var. Bu işte şöyle şurada da tutacağı var arkadaşlar. Bakın ne yapıyor işte. Bu burada sürünüyor ve bu bıçaktan kesip buradan talaşlar atıyor. İşte şunları da talaşlar diyelim. Bakın Ali Bey'in kolu da şu şekilde olduğuna göre demek ki arkadaşlar, bakın şuradan şu şekilde ben ne yapmam lazım? Bu cisme 40 Newton uyguluyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar adam bize demiş ki 37 derecelik açıda uygulaman gerekiyor ki en verimli şekilde çalış. O zaman şuradaki açımız da nedir arkadaşlar? 37 derece. Tamam mıdır? Bakın başka bir problem, bir şey var mı? Ekstradan bir kuvvet var mı? Sürtünme, hiç bunlarla alakalı bir şey söylemiş. Zaten bunları hesaba katmıyoruz. Zaten katsak da çok da önemli değil. Ama şey yapmıyoruz yani, katmıyoruz. Ve bize bakın bir kuvvet, bir şey daha lazım burada. Ne lazım hocam? Bakın buranın ne kadar yol aldığı lazım bize. O da demiş ki, bakın Ali Bey'in kol uzunluğu 50 cm. Yani nedir bu, ne demek? Sen 50 cm ise, yani bakın buradan itmiş bunu. Ne kadar itebilirsin? 50 santim itebilirsin bunu. Çünkü senin kolun uzunluğu o. Yani daha 70 santim itemezsin çünkü kolun yetişmiyor. Demek ki bu adam bu rendeye buradan ne yapabiliyor arkadaşlar? Bakın şuradan şuraya kadar işte böyle buraya şu şekilde getiriyor. Ve bu ne kadar arkadaşlar? Şuradaki ara delta x ve bu delta x'imiz de 50 cm'ymiş arkadaşlar. Bakın bu kadar hareket ettirebiliyor. Çünkü burada bize bunu söylemek istemiş Ali Bey'in kol uzunluğunu vererek. O zaman arkadaşlar biz burada soruyu şu anlık bitirdik. Yani daha doğrusu şu manada soruyu bitirdik. Nedir hocam? Kuvvetimizi elde ettik. Yolumuzu biliyoruz. Artık bizden istenilen şey ne? İş arkadaşlar. V olarak yazıyorum. Eşittir. İşte kuvvet çarpı delta x olarak buraya işaretliyorum. Burada sadece bir şeye dikkat edeceğiz. O da şu. Bizim uyguladığımız kuvvet bakın bu yönde. Ancak arkadaşlar bizim uyguladığımız kuvvet doğrultusunda bir hareket yok. Yani bizim hareketimizi ne yapmamız lazım? Bu kuvvetin iki bileşenini almamız lazım. Birinci bileşen bakın arkadaşlar şu yöndeki şöyle F, Y bileşeni diyelim, yine şu şekilde yapalım. Ve bir de arkadaşlar bakın şuradan şu şekilde yine bir de F, X bileşenimiz var. Ve buradaki FY bileşeni bakın burası tahta yer. Yani bakın bunlar yere değiyor. Yani hiçbir türlü bunu aşağı ittiremezsin. Burada bir Y'nin yaptığı kuvvette iş yok arkadaşlar. Çünkü bu yönde bir hareket yok. Ama bakın buradaki X bileşenimiz işte bu hareketi sağlamaya sağlıyor. Demek ki buradaki FX'imizi kullanacağım ben buradaki F yerine. Çünkü bu yönde hareket var. O zaman arkadaşlar hemen yazıyorum. FX
çarpı delta x'imiz de kaç arkadaşlar? İşte buradaki delta x tekrar delta x olarak yazalım arkadaşlar. O da bu. Buradan sonra artık hesaba geçiyorum. Fx'im nedir? Bu yani 40 çarpı. Bakın arkadaşlar şurada değen kenar olduğu için direkt hangi açısı? Kosinüs açısı. O zaman diyorum ki 40 çarpı kosinüs 37. Çünkü derecemiz 37. Çarpı arkadaşlar bu benim kuvvetimi tekabül ediyor. Çarpı delta x'im de dikkat edin arkadaşlar. Adam bize 50 cm vermiş ama bizim birim sistemimizde 0,5 yazmamız gerekir. Çünkü arkadaşlar metre cinsinden almamız gerekir. Zaten jülümüz de Newton çarpı metredir arkadaşlar. Ve buradan hesabımızı yaptığımızda hemen hesaplayayım ve cevabımı söyleyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben buradan cevabımı hesaplamam sonucunda 15,97 ama yaklaşık olarak biz buna 16 jül lük bir iş yapabilmiş diyebiliriz arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi bakın burası da aslında şu şekilde 16,0 diyelim. Newton çarpı metredir arkadaşlar birimi. Yani bu da tekrardan söyleyelim. Jüle tekabül ediyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Bakın sorumuzun çözümü bu arkadaşlar. Umarım faydalı ve anlaşılır bir videodur. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.